2020 yılı Global Girişimcilik Haftası dolayısıyla İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama Araştırma Merkezi olarak KAGİDER'le birlikte bir program hazırladık. Bu programda bizimle KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi Mimar Sayın Alev Akın birlikte olacak. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşin Hanım. Çok teşekkürler davet için, burada olduğum için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Alev Hanım, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun ve aynı zamanda yüksek lisansını da Mimarlık Fakültesinde yaptı. Daha sonra bir TÜBİTAK projesiyle aynı zamanda profesyonel hayata da geçiş yaptı. Bize kısaca eğitim öğretim hayatınız ve kariyer basamaklarındaki ilk adımlarınızdan bahsedebilir misiniz? Teknik Üniversite'den alayım. Teknik Üniversite, evet, Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 94 yılında mesleğe başladım. Şimdi düşününce galiba bugün daha anlamlı buldum. Ben mezun olurken bir akıl defteri yaptım. Kendime yapmışım. Şimdi işte o rakip analizi dediğimiz daha böyle havalı isimleri olan şeyleri ben yapmışım o zaman. Çünkü aslında o mühendisçe düşünmeyi seviyorum. O zaman da kendime, yani yazarak da sorun çözmek de aslında sevdiğim bir özelliğim. Onu öyle yaparak mesleğe başladım ve orada aslında bir şantiyeci olarak başlama kararı vermiştim. Çünkü ben çok iyi bir tasarımcı değildim. Aynı dönemde 180 tane sınıf arkadaşımın içinde gerçekten çok başarılı tasarım iddiası, o meseleye, tasarım meselesine çok açık arkadaşlarım vardı. Ben şantiyeciliği tercih ettim. Biraz daha kişiliğime de galiba daha uygundu. Nitekim bunu Evet. da sonra kendime ispatladım. Ve 26 yıldır mimarlıkla bir iç içeyim. Bu sektördeyim. 15 yıldır da bir girişimciyim. Evet. Mimarlık tabii zor ve teknik olarak teknik alan olarak tanımladığımız bir meslek ve bu meslekte üniversitelerde mimarlık fakültelerinde kadın erkek oranlarına baktığımızda %50 gibi bir oran var. Fakat aktif mimarlık yapan kadına baktığımızda %35'lerde görüyoruz. Yani burada bir hani cinsiyetler anlamında kadının aktif çalışma hayatında geride kaldığını söyleyebiliriz. Siz kadın mimar olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi ben de geçen başka bir çalışma için rakamlara baktığımda Mimarlar Odası'nın aslında kayıtlarından üniversite sayısı, yani 1990'da 11 olan Mimarlık Fakültesi 2009'da 41, günümüzde de 122 Evet.122'ymiş. Yani Evet. bu artık değişiyordur muhtemelen, ama şimdi dediğiniz gibi nüfusa baktığınızda, yani Mimarlar Odası'na kayıtlı mimar sayısı 60 bin. 40 binde öğrenci deseniz ve bu %50 kadın erkek sizin de söylediğiniz orandan baksak, gerçekten ciddi bir kadın potansiyelimiz var. Var. Hatta soru şu: Denge inşaat var. sektörü erkek mi? Ama mimarlık kısmı için, mühendisliklerde bu oranlar tabii biraz daha radikal, aradaki makas. Ama mimarlıkta öyle erkek egemen bir durum demek zor. Ama icra konusunda tabii sadece mimarlık üzerinden de okumamak lazım. Evet. Türkiye'de kadın olmak zor zanaat. O yüzden o hep mücadele vermek zorundasınız. Hı. Aslında o ataerkil, o toplumsal normları, kuralları, kanunları bir ataerkillikle baktığınızda, aslında kadının hep işi burada o eril dille yazılmış bu kuralları oynamaya mecbur bırakılıyor. O yüzden evet, zor, ama yine galiba en iyi branşlardan biri mimarlık. Evet. Çünkü o mimarlık üretiminde kadına söz hakkı var. Evet. Daha çok olmalı mı? Evet. Ama o eril dile müdahale etmek lazım. Onu biraz daha nötr hale çevirmek lazım. Evet. Bu geliştikçe, yani bu konuşma pratiği, o beceri setleri geliştikçe zaten
Zaten bir sürü başarının altında da bu kadınların imzasını görüyoruz. Bu mimarlık dünyasında da böyle bence. Evet. Siz sahada böyle cinsiyetçi tavırlara denk geldiniz mi? Rastladınız mı yani? Çok değil mi? Aslında şöyle bir yani o tabii ki var. Yani ön yargı var, bu toplumsal tepkiler var, toplumsal algılar var. Bir anekdot anlatayım. Aslında yeni galiba işe başladığım zaman bir şantiyede bir abi var, bir mühendis abi. Ben de onun yardımcısıyım. Ama gerçekten çok az tecrübem var. Yani herhalde yok denecek kadar. Birinci ya da ikinci yılı mesleğin. Hani iki bile değil, birinci yılı. Oradaki o mühendis abinin olmadığı bir zaman sahanın sorumlusu benim. Bir dekorasyon projesiydi. Ve bu tesisat ustaları beni çağırdı. Dediler ki şurada bir sorun var, çözemiyoruz. Tesisat çırakları. Ben de gittim. Hani ama bu arada da korkuyorum. Acaba ne sorulacak? Bildiğim yerden mi gelecek diye. Sonra gittim. Bir onların ustası çalışıyor zaten. Çözmeye çalışıyor. Şimdi sorunu anlamaya çalışıyorum ama kaldırıp yüzünü bana bakmıyor bile. Şimdi böyle bir sakallı dedem yaşında gerçekten ama belli ki çok ehil, çok da saygılı bir ustaydı. Hayattaysa kulakları çınlasın. Bana derdi söylemiyor ve ben çözmeye çalışıyorum, alttan giriyorum, böyle anlamaya çalışıyorum, sorunu görmeye baktım ki arkada o beni çağıranlar kikirdemeye başladılar. Ha, anladım ki aslında onlar sadece beni çaresizlemek için beni çağırmışlar. Ustanın aslında bana ihtiyacı yok. Orada ben hep kendi hikayemi anlatırken böyle arada bir içimden küçük böyle canavar alevcikler çıkar. O öyle zamanlardan biriydi, fark ettim. Hem bir kız çocuğu, belli ki tecrübesiz ve o arkadaki belki yaşları benden küçük olan o çıraklar benimle dalga geçmek istediler. Evet. Ben ustaya döndüm, dedim ki ustacığım dedim, ben senden daha iyi bilmiyorum bu işi. Ama ben senin torunun yaşındayım ve bu işin okulunu okudum. Sen şimdi bana sorunu söylersen ben de öğreneceğim. Evet. O yüzden dedim bunu benim saçımın uzunluğuyla ya da kadın olmamla, kız çocuğu olan hiç ilgisi yok. Sen bana bu ve ondan sonra ben şantiyelerdeki bu iletişimin konuşmaya dair, yani o algılara ve o toplumsal baskıya, bu alıştıklarımıza aslında biraz yenik düşseydim galiba orada pes edebilirdim ki çok fazla genç arkadaşım var şimdi. Yok. Zaman zaman staj için ya da iş başvurularına geldiğinde meslektaşlarım diyorlar ki sizce şantiyede çalışmalı mıyız? Hı hı. Evet, tam da bunun mimar olmak için şantiyede çalışmalısınız. Çünkü evet, bunu tecrübe etmezseniz eksik kalırsınız. Evet. Ama o kadar çok onları giyimle korkutuyorlar. Yani bu çevresi olabilir, arkadaşları olabilir. O kodlara sıkıştırmak istiyorlar. Hı hı. Ama galiba ben şanslıyım ki iyi rol model bulan bu genç kadınlar, evet, gerçekten çok da fazla bunlara kulağını kabartmıyor. O yüzden evet, yılmadan ettikleri sürece devam etti. Yaşanan zorluk yok. Bu mesleğin başında anlattım. Fark etmiyor yılların geçmesi. Çok daha aslında evet, dramatik örnekler var ama hepsi beni büyüttü. Hepsi evet, bana öğretti. Evet. O yüzden evet. Doğru. Yani her yani yerde, her meslekte cinsiyetçi tavırlarla karşılaşıyoruz. Bu sadece Türkiye değil, dünyada da hani kadınların karşılaştığı sorunlar çalışma hayatı içerisinde. Sizin yine CV'nize baktığımda çok hoşuma giden bir cümle vardı. Değiştirmek, dönüştürmek ve değer üretmek. Bu kavramları biz sanırım içinde yaşadığımız şu 8 aylık dönemde de daha da çok kullanır olduk herhalde. İşte çok zeki olan değil, çok çalışan değil, değişime adapte olanlar ayakta kalır sözüyle birlikte de herhalde her gün sosyal medyadan, basından hep kulağımıza geliyor. Siz bu kavramlarla birlikte içinde bulunduğumuz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşe Hanım, değişmek ve dönüşmek aslında kaçınılmaz. Yani hayat değişiyor, dünya değişiyor, evet, yaklaşımlar, bırakın bireysel, yani doğa değişiyor. Evet. Zaten o iklimi nasıl dönüştürdüğümüz ve değiştirdiğimiz zaten ayrı başlı başına ortada. Ama her neyse yürüdüğümüz yol,
Değişmek ve dönüşmek kaçınılmaz. Ben buna çok, evet, arada bir mızıldanır mıyım? Rahatım bozulduğu zaman tabii ki herkes gibi, ama hiç isyan boyutuna gelmez. Pandemi aslında gördük ki bildiklerimiz işe yaramıyor. Evet. İlk defa belki de ben sohbetlerde söylüyorum, birkaç yıl önce bir kitap okumuştum. Yani bir gecede her şey çökebilir diye bir kitap. Ve yaklaşık 11 tane felaket senaryosundan bahsediyor bu kitap. Çok önemli. Ve Bu kitap onlardan biri de yazarını pandemiydi. hatırlayabiliyor musunuz? John Casti, yanlış söylemeyeyim, John Casti'nin bir kitabıydı. Her şey bir gecede çökebilir diye. Bunlardan biri, bu senaryolardan biri pandemiydi. En yüz vermediğim de oydu. Orada bir takım işte bu siber saldırılar, işte susuzluk, enerji, temiz su ve temiz elektriğin gitmesi, bu dijital hayattaki, ya bir anda internetin şu anda Olmaması. dünya şeyinde böyle çok hadi canım dedirtecek bir takım senaryolar vardı. Galiba pandemi hiç yüz vermediğim, en canım yani artık hani bu zamanda bu şartlarda olur mu Evet. demiştim. Evet. Pandemiyle bir Mart'ın ilk o ikinci yarısında ilk tekrar okuduğum kitaplardan biriydi. Evet. Özellikle o bölüm. Evet. Şimdi Evet. pandemi bu yaşam tarzımızda, iş modelimizde, iş yapış yöntemlerimizde aslında belki de düşünüyorduk. Dile getirmiyorduk. Ya Evet, bu evet. herkesi buna organize etmek zorluyorduk. Biliyorduk bu değişimleri. Bir anda onların Doğru. hepsini kapımızda bıraktı ve seyre başladı. Mesela bu Doğru. uzaktan çalışma işi gerçekten inşaat sektörü için her şeylerden bir hayır çıkar düşünüyorum diye düşünerek aslında inşaat sektörüne etkisini düşünüyorum. Sadece o sektörün şehir içinde İstanbul'da, 17 milyonluk İstanbul'da yarattığı trafiği düşünün. Yani sahada imal edilen ve malzemelerin insanların sahaya gelmesinden önce bunun tasarım süreci, tedarik süreci, showroom ziyaretleri, böyle olmadık sadece sözleşmede yazdığı için gidilen saatlerce süren toplantılar, büyük toplantı odaları, her verimsiz, çok verimsiz bir Evet. sektör. Evet. Mesela bu, evet, yani 2 saatlik bir toplantı için işte İstanbul Anadolu yakasından Yenibosna'ya, Mert'e ya da tam tersi işte karşıdaki birinin Tuzla'ya, düşünsenize yani 2 saat gelmesi, dönmesi, Tabii, iki, tabii. 6 saatte ne üretiyoruz? Şimdi bunlar çok sektörün bir TÜİK'in 2016 yılında bir araştırması vardı. Bizim önceki, yani galiba birkaç sene önce başlattığımız bir projenin başlangıç verisiydi o. Sektör verimlilikleri. İnşaat sektörü en verimsiz. Emek verimliliği açısından en düşük sektör. Çok Evet. az, çok sayıda, çok üretim, ama o kadar verimsiziz ve o kadar gerçekten emeği çarçur ediyoruz ki. Şimdi pandemide bu, evet, sosyalleşme konusu hoşumuza gitmiyor. Evet, yani insan yalnız hissediyor. Sınır, duvar yok ama sosyalleşemiyoruz. Yani biraz daha emek verimliliği tarafından baktığınızda pandemi konuşulup yapılamayan, akla bile getirilemeyen bir sürü şey yaptırdı. Bir Evet. anda hepimiz işte şu anda da içinde bulunduğumuz platformu 8 Evet. aydır artık her türlü şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden değişim ve dönüşüm de sizin de dediğiniz gibi aslında adaptasyon yetkinliği gelişmiş olanlar çok hızlı toparladı. Bu kişi, kurum, hatta devletler bazında, yani o Aslında. ölçekler, her ölçek bir vaka. Her ölçek ayrı incelenmesi gerekiyor. Evet. İşin sağlık konusunu ayrı bırakıyorum. Çünkü sağlığımızla sınanıyoruz ve ciddi bir sınama. Tabii bunun getirdiği bu psikolojik, sosyolojik etkiler de çok fazla, ama Evet. değişiklikten hani şikayet etmek. Ben hiçbir zaman bu dönüşen, değişen şartlardan şikayet eden biri değilim. Ya ederim, hızlı geçer. Uzatmam Evet, konuyu. evet, evet. Değer üretme konusuna da gelince, gene bunu organizasyon, yani şirketler ölçeğinde mesela düşünürsek, çünkü çok zor bir kelime, çok karışıyor aslında belki de anlam. Şimdi bu yönetimsel düşüncenin babası sayılan Peter Drucker'a göre, yani bu biraz daha her ne kadar onun da, yani bu yönetim felsefesi adına, yönetim ne diyeyim, kuralları adına söylediklerini hala uyguluyoruz, ama ona göre bir firmanın amacı hem müşteriye değer katacak hem de kendisine gelir sağlayacak özelliklere sahip olmalı. Ama biraz artık bu yeni dünyadaki yönetimde galiba finansal getiri bir sonuç.
organizasyonların insanlığa değer katan nitelikte olması gerekiyor. Evet, Ve bunun altı evet. çiziliyor. Yani çok basit bir örnek. Aslında para kazanmak için ayakta kalan firma, nefes almak için yaşayan kişiye benzetiliyor. Sadece yaşamak, nefes almak için yaşıyorsanız, hiçbir üretemiyorsanız aslında orada değerden yoksunsunuz Yok. demektir. Ben tam da burada bu değer üretimine hayatımın böyle tam da gerçekten ortası, hem kişi olarak hem kendi takımımızla birlikte ki girişimimiz, kendi şirketimiz Evet. ve sivil toplum hayatında dahil olduğum organizasyonlarda bu değer üretmeye çok inanıyorum. Evet. Şart ne olursa olsun. Olsun. Tam bu noktada ben de sivil toplum gönüllüsü olmanızdan devam etmek istiyorum. Gerçekten sanırım içinde bulunduğumuz dönem bize sivil toplum gönüllülüğünün de ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bu konuda da hassasız, yani örgütlü olmak, örgütlü çalışmaların içerisinde bulunmak ve siz de 2017 yılından itibaren kadın girişimciliğinin, genç girişimciliğinin Türkiye'deki en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan KGİDER'le birlikte, Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte çok güzel çalışmalar içindesiniz. Önemli projeler üretiyorsunuz. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesisiniz. Tabii KGİDER 8 strateji grubu ile projelerini yürüten bir mekanizmaya sahip. 8'i de çok kıymetli gerçekten. Siz bunların içerisinde gençlik ve girişimcilik strateji grubu içindesiniz. Bize birazcık bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Şu dönemde neler var? Evet, yani KGİDER 2002 yılında kurulmuş bir kadının girişimcilik yoluyla ekonomik, sosyal ve politik olarak güçlendirmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu. Ben sivil toplum hareketine gerçekten inanıyorum. Çünkü bazen şimdi genç arkadaşlar ve aslında hayat ailesi bizi bazen bunları düşünmekten alıkoyuyor ama girdiğiniz zaman hayat dengeden ibaret. Tabii ki hem hayatımızı kazanacağız hem o sorumluluklarımızı yerine getiririz ama aynı zamanda aslında bir karşılık beklemeden birine faydanız olması çok kıymetli. Bir Bu şeyleri müthiş dert bir... edinmek, değil mi? Evet. Kendimize dert edinmek. Evet, kendinize dert ediniyorsunuz ve bunun için çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Şunda ben bunun için ne kazanacağım, benim çıkarım ne olacak diye sormadan o zaten STK'lar kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör diye Tabii. geçer. Tek farkı gönüllülük esasına dayalı Kesinlikle. olmasıdır. Dolayısıyla o derde, o aslında soruna çare ararken, çünkü aslında yardım kuruluşlarından farklı olarak bir ihtiyaç varsa kurulur Tabii bir ki. STK. Ve siz bu derde, bu kuruluş amacınıza hizmet ettikçe hem size iyi geliyor, siz Tabii. büyüyorsunuz. Siz o değerle yüzleştikçe, faydalı olduğunuzu gördükçe daha çok üretmek istiyorsunuz. Evet. KGİDER, evet, kadının güçlendirilmesi, bu girişimcilik yoluyla güçlendirilmesi için 2002 yılından beri projeler üretiyor, savunu çalışmaları yapıyor. Çünkü aslında rakamla hedefleri var, değişik vadelerde değişik hedefleri var kadın girişimciliği adına. Çünkü Türkiye'de kadın nüfusunun %30'u istihdamda. Aslında biraz evvel sizin kadın mimarlar ya da mimarlık endüstrisi için verdiğiniz rakamdan belki yakın olabilir. Kadın girişimci oranı da %9. Evet. Şimdi yani dünyadaki mesela gene rakam bakalım. En fazla aslında kayıt dışı çalışan kadınlar. Kadın. Dünyada sağlık sektörünün %70'i kadınlar. Sağlık sektöründe çalışanların. Ve şu an pandemiyle yüzleştikleri durumu düşündüğümüzde yine o izolasyondan sebep evinde kalmak zorunda olan ve o şiddetinin kaynağıyla birlikte o aynı evi yaşamak zorunda olan da kadın. O yüzden şimdi kadın ekonomik olarak güçlenirse sosyal olarak da güçlenir. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği de hepimizin gündemi. Evet, Biz evet. KGİDER'de ben gençlik ve girişimcilik eğitim strateji grubunda çalışıyorum. Aslında evet 3 yıllık bir hikaye merkeze giderden önce izleyiciydim. Şimdi nefer olarak içindeyim ki KGİDER benim STK olarak ikinci durağım. Evet. İlkinde İlk, biraz daha evet. mesleki. İlki İstanbul Proje Yönetim Derneği'ydi. O daha Derneği. mesleki, her ne kadar proje yönetimi disiplin bağımsız bir
bir mesele ama orada da bunun için 6 yıl hem yönetim kurulunda hem bir dönemde başkanlığı olmak üzere bir gönüllülüğüm vardı ki hala gönülden bağlıyım ve evet, gönüllüsü olarak devam ediyorum desteklemeye. Şimdi Kagider'de biz gençlik ve girişimcilik eğitiminde iki ana başlık, zaten adından da anlaşıldığı gibi, bir kere gençler. Bu gençlik projeleri beni çok heyecanlandı. Çok. Evet, gençler. Öteki evet, de girişim. Bizimle de çok ilişkili. Evet. Çok seviyorum o yüzden bu üniversitelerdeki o teması. Ve biz projelerimizde de hem üniversitede okuyan ya da yeni mezun olmuş ya da daha bu kariyer yolunun başındaki arkadaşlarla temastan öğreniyorum. Paylaşmayı seviyorum ve farkındalığımı arttırıyor onlar. Mesela gençlik projelerimizden geleceğin kadın liderleri projesi var. Evet, çok önemli bir proje. Evet, bu yıl 10.sü tamamlandı. Hı-hı. Yine her sene aslında binlerce başvuru arasından 100 kadın seçip, çünkü fiziksel ortamlarda o lojistik bir takım tabii kısıtlarla da o biraz daha fırsata zor erişimi olan gençlerden, Türkiye'nin her yerinden. Evet. Ve hatta bu projelerimizi de değişik illerde yapıyorduk ki biraz daha aslında onların bize gelmesini beklemeden biz onlara gidelim. Evet, Kütahya, diye. Erzurum değil mi? Kütahya, Erzurum, yani Trabzon, Trabzon. Evet, evet. Trabzon daha önce yapıldı ama bu sene tabii bu pandemiyle gene bu ekranlara kaldık. Evet. Aslında dertlenmiştik de hani o enerji, çünkü birlikte onlarla o geçirdiğimiz 3 gün 24 saat birlikte geçiriyoruz. Çok o zaman verimli. Sadece o anlatılan ve verilen eğitim değil, o derdi dinlemek, o sorunu dinlemek, onun size aslında böyle gerçekten çok gönülden sarılıyor olması, sizin onların heyecanından böyle heyecanlanıyor olmanız çok kıymetliydi. Evet. Ama bu sene de dedik ki madem hem 10. senemiz olduğu için 200 genç kadınla yapalım biz bir projeyi dedik. Ve Ayşe Hanım, gerçekten ekrandan geçiyor mu enerji? Evet. Yani geçiyor. Bize çok iyi geldi. Evet. Evet, evet, gerçekten çok çok keyifli oldu. Çok verimli. 4 gün yaptık. 200 evet, kadın yaptık. Ve artı onlar bir 100 kişi daha katıldı. 200 evet, kişi olması evet, da çok önemli. Bu artık hani online da 100'ü 200 de yaptık. O daha da fazlası. Bir tabii değişik, başlı başına bir operasyon ama evet, orada bir iş ortağımız da var. Yani proje ortağımız evet, da var. Bu sene 10.sünü tamamladık. Geleceğin evet, Kadın Liderleri Projesi, üniversite son sınıfta okuyan ya da yeni mezun olmuş olan bütün üniversite öğrencisi, genç kadınlara açık. Sitesi evet, geleceğinkadınliderleri.org. Lütfen ziyaret etsinler. Hatta bu diğer projeleri de sayacağım ama arkadaşlarım bu Genç Kagider sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Genç Kagider üyelik gerektiren bir şeyimiz değil, bir ne diyeyim, bir odağımız değil. O yüzden evet, sosyal medya hesaplarında bizim ürettiğimiz ya da bizim çağrımız olan projeler dışında o genç arkadaşlarımız için sektörde benzer STK'larda duyurulan bütün projeleri de duyuruyoruz. O yüzden evet, ben o adresleri takip ederlerse bütün bu projelerin çağrılarını, duyurularını, süreçlerinden haberdar olabilirler. Evet. Düş ortağım var. Düşortağım.com biraz daha, bunlar hepsi online. Biz mesela bu dijital hayata geçince biz baktık ki bizim eğitimlerimizin, bu Geleceğin Kadın Liderleri projesi dışındaki bütün eğitimlerimiz aslında bu gençlik zaten online'da varmış. Biz şimdi onları geliştirerek ihtiyacı sürekli dinamik tutuyoruz. Evet. Ve neyse dinlenmesi beklenen onu eklemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Düş ortam profesyonel hayatın başında, yine profesyonel hayatı çok iyi tecrübe eden kadınlarla yapılmış bir proje. Düşortam.com, orada da bu bütün bu program ve biraz sonra söyleyeceğim. Eğer girişim, çünkü biliyoruz ki girişimcilik artık hani çalışalım. Evet, profesyonel hayattan girişimciliğe geçmek daha yaygın olan. Ama şimdi gençler üniversitelerde evet, sizin gibi, tabii şimdi benim mezun olduğum zaman da yani üniversitesinden üniversitesine değişir ama şimdi böyle bir merkez çok kıymetli. Yani çok, şimdi sizin çok yönettiğiniz arkadaşların bunu umuyorum ki sonuna kadar bundan fayda evet, sağlıyorlardır. Umuyorum ki bunu, yani sizinle o teması kesmiyorlardır. Tabii. Çünkü
artık o yaşta başlıyor. Yani evet, girişimcilik evet. için profesyonel hayat kat etmeleri beklenmiyor. Hı-hı. O yüzden bunun için kagiderpusula.org var. Or- Kagider Pusula'da 100'ü aşkın videomuz var. Bu girişimcilik için hem startup yani biraz daha evet. o ilk dönem girişimcilik ve ileri faz biraz daha işini büyütmek isteyen ya da girişimini büyütmek isteyen herkes için de geçerli. Yine orada da videolar ve sürekli yenilenen, sürekli evet. eklenen videolarımız var. Her projemizin içinde aslında yapmaya çalıştığımız bu kadınların rol model eksikliğini gidermek, evet. bu rol modellerle bir araya gelmek çok kıymetli. Çok. Buradan çok uzun yol arkadaşlıkları çıkıyor. Mutlaka mentorluk var. Her projemizin mutlaka bir mentorluk ayağı oluyor. O yüzden bu gençlik projelerimiz bizi sürekli güncelliyor. Çünkü gençlerin sürekli bakış açısına adapte olmak zorundayız. O evet. yüzden projelerimize dahil olan arkadaşlar aslında bizi de geliştiriyor diyebiliriz. Tabii ki. Bu Genç Kagider dediğim gibi tekrar söyleyeyim. O sosyal medya hesaplarını takip ederseniz bundan çok daha fazla bilgiye erişebilir. Erişilebilinir ve şu anda bizim üniversitemizin öğrencilerinin de girişimcilik kulüplerimiz var. Yine bazı iş dünyasına hazırlık için kurulmuş öğrencilerin yine dernekleri, işte mühendis endüstri mühendisliği grubunun ve diğer iktisadi idari bilimler fakültesinde de ve bu arkadaşlarımızın tabii ki kulüp faaliyetlerinin en önemli noktası okul içerisindeki bir takım çalışmaları dışarıdaki kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle buluşturabilmesi. Bu zaman zaman yapılıyor. Artık biz de bunları geçtiğimiz Nisan ayından itibaren dijital platforma taşıdık ve etkinliklerimizi, söyleşilerimizi, panellerimizi bu ortamlarda yürütmeye çalışıyoruz. O bakımdan Kagider'in gençlere yönelik projeleri çok kıymetli ve artık belli bir sistematiğe de oturdu bu projeler. Artık hani neredeyse işte 2010'lardan beri devam eden projeler ve çalışmalar var. O bakımdan arkadaşlarımız için biz de evet. Ayşe Hanım bir ekleme yapayım. Mesela hem Geleceğin Kadın Liderleri projesi hem diğer biraz daha bu girişimcilik tarafındaki projeler Birleşmiş Milletler'e iyi uygulama örnekleri olarak gitti. Seçil, O yüzden evet. Evet çok gerçekten programların biz nereden biliyoruz? Çünkü artık o bir mesela Geleceğin Kadın Liderleri GKL projesi diyoruz. 1000 tane GKL'miz şu anda içinde o projenin çalışıyor. Ve onlar birbirlerine Süper. GKL to GKL diye mentorluk yapıyorlar. Çünkü evet. düşünsenize 10 sene önce bu programdan mezun olan evet. genç kadın şu an ortak adımı yöneticiyken o şirkete giden, o sektöre giren, o tecrübeye dokunmaya başlayan 10 sene sonraki arkadaşına mentorluk yapıyor. Bu tabii çok ki. Kıymetli. Çok kıymetli, o yüzden çok güzel. Kendi içinde bile dönebilen bir sisteme dönüşmüş durumda. Kesinlikle. Bu gerçekten çok kıymetli. Bunun yanı sıra tabii ki hani burada Kagider'in tüm çalışmalarında çıkış noktası aslında çalışma hayatında, toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğini sağlamak. Ve bunun için bir de ne var? Özel sektör strateji grubunuzun yönetmiş Evet. olduğu fırsat eşitliği modeli sertifika programı var. Biz de burada Kagider'le buluşmuşken bunu zikretmek gerektiğini düşündüm. İki yıl öncesinde fırsat eşitliği modeli sertifikası almak üzere Kagider ve Dünya Bankası'nın birlikte yürüttüğü bu projeye üniversite olarak müracaat etmiştik. Ve bir takım çalışmalar sonrasında belli bir akreditasyon ve düzenlemeler yapıldı kurumsal yapıda. Ve sonrasında biz 2019 yılı Mart ayında fırsat eşitliği modeli sertifikasına hak kazanan ilk üniversite olduk. İstanbul Gedik Üniversitesi ve güzel bir törenle de sizin çok değerli yöneticilerinizden sertifikamızı almıştık. Bu tabii ki adım adım bunların hepsi ülkemize her yere taşımaya çalıştığımız
ön koşullar, ülkemizde toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayabilmek, sosyal hayatta, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini her şeyin en üstüne koymak, en önüne getirmek çıkış noktası ve hedefimiz de bu yöndeydi. Buradan yola çıkarak da siz bu cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalar konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani bu biraz daha yine artık bu 8 aylık dönem yaşanan pandemi sürecinin sayısal verileri önümüze gelmeye başladı. Çalışmalar yapılıyor, anketler yapılıyor. Ne durumdayız, ne yapmalıyız diye. Ve biz bakıyoruz işte yurt dışında, özellikle ben burada şunun da altını çizmek istiyorum. Kadın yöneticilerin ülkelerinin başında olduğu, işte Yeni Zelanda gibi, Almanya gibi ülkelerde kadınların bu süreçten en olumsuz etkilenen kitle olduğu ortaya çıkıyor. Yani aile içi şiddet artmış, ondan sonra işte boşanmalar artmış, kadının ev içi yükü artmış ve bunun için kadınların salgın karşısında ekonomik yönden güçlendirilmesi yönünde çalışmalar var. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Ne yapmak lazım? Bu noktada bize ne düşüyor? Bize düşen görev nedir? Ya evet, rakamlara girdiğimiz zaman gerçekten çok çarpıcı. Yani bu pandeminin kadına etkisi dünya ölçeğinde de eminim öyle, ama biraz daha Türkiye merceğinde baktığımızda, dediğim gibi biraz evvelki örnek, yani bu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının %70'i kadın. Bu ne demek? Evet. Aslında bu pandeminin o sağlık açısından en olumsuz yüzünü ilk kendisinde hisseden çoğunluğu Kadınlar. kadınlar. Evet. Kayıt dışı iş gücünün çoğunluğu kadınlar. Bu biraz evvel söyledim ki gerçekten çok can acıtıcı bir şey. Yani can acı değil mi? Bir insan suçu olduğunu düşünüyorum. Kadına, canlıya şiddet, ama kadın özelinde bu hareket özgürlüğünde, bu izolasyonlarla, sosyal izolasyon, bu özgürlüklerimizdeki kısıtlamalarla kadına şiddetin arttığını biliyoruz. Ev yükünün Evet. artması, hem ev yükünün artması hem de o yükü taşıyabilmek için işinden, girişiminden feda etmesi beklenenin de hep kadınlar olması gerçekten çok çarpıcı. Şimdi pandemi sürecinde biz dediğiniz gibi KGDER olarak çok fazla aslında hem bu araştırmaları hem de bu nabzı tutmaya da çalışıyoruz, ama faydalandığımız mesela TÜİK iş gücü istatistiklerine baktığınızda Haziran 2020'de istihdamdaki kadın sayısı 8 milyon 300 bin civarında. Evet. Şimdi küsuratını yanlış söyleyeyim diye hatırlamıyorum ama geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9 milyon 107 Evet. bin. Şimdi bu ne demek oluyor? Aslında bu 12 aylık, bu Haziran 2019, Haziran 2020, 795 bin kişilik bir kadın istihdamında eksi var. Eksi var. Şimdi evet, yani kadına, biliyoruz ki kadına eşit haklar sağlanmayan hiçbir ülke ve hiçbir ekonominin sürdürülebilir kalkınma potansiyeline erişemeyeceği çok açık. Bu Birleşmiş Milletler raporlarında da, ülkeler bazında hazırlanmış raporlarında da, bu bir takım yapılan ekonomik forumlar, hani biraz daha o bütün dünyaya perspektif açan forumların hepsinden bu çıkıyor. Şimdi Evet. Türkiye'nin değil, dolayısıyla bütün ülkelerin bu pandemi krizini atlatmaları, yeniden kalkınma yoluna girmeleri, herkes eşit dahil olursa mümkün olacak. Dolayısıyla iş dünyası gereklerine uyum sağlamak için bir işletmenin sürdürülebilir, yani ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğine doğrudan etki ettiğini biliyoruz. O yüzden, evet. Ama şöyle de galiba şöyle olumlu bir şey var. Bu dijitalleşme sürecinin, dolayısıyla fiziksel engellerin biraz daha ortadan kalktığı durumda, bu dijital teknolojiler kadınlar için cinsiyet eşitsizliği konusunda dengeleyici Denge. olduğunu Teknoloji düşünüyorum. cinsiyet aramıyor, değil mi? Cinsiyet ayrımcılığı Evet. yapmıyor teknoloji. Kesinlikle. Ve biraz evvel söylediğimiz, yani kadın olmak şöyle ayrıcalığı da var. Biliyorsunuz Neşet Ertaş diyor ki kadınlar insandır, biz de insanoğlu diyor. Kadınlar eğer orada bir yol ve yöntem varsa bunu denemekten, bunun için uğraşmaktan, bunun için çabalamaktan geri durmuyor. Yeter ki o biraz evvel konuştuğumuz sınırlar, o başkasının
Bariyerler, baskı, koyduğu bariyerler. bariyerler. Evet, maalesef. Ya yani bunlarla da işte bunlarla baş ederken yürüyoruz. Evet, Sabah evet. bir eğitimdeydik. Projelerimizden biri işimi kuruyorum. Eğitimlerimiz var. Hı O hı. yeni daha o girişimciliğin başında olan girişimcilere açık bir program. Orada da konuştuk. Bu sevdiğim de bir metafor. İsviçre çakısı gibidir Evet. girişimci. Hele ki Türkiye'de kadın Evet, girişimci evet. olmak, bunun her bir parçasını hakkıyla kullanmak demek. O yüzden kadınların bu altyapı yeterli olduğu sürece bu dijital teknolojilerin oradaki yani o iş dünyasındaki bu cinsiyet eşitsizliği için koşulları biraz daha etkileyeceğini düşünüyoruz. Evet, çok doğru, haklısınız. Yani bu bizim önceki haftalarda yaptığımız bazı programlarda da hep gündeme geldi. Yani teknoloji işin içine girdiğinde kadın erkek ayırmıyor. Yani önemli olan onu iyi kullanabilen, onunla iş üretebilen, değer üretebilen kim olursa olsun o işin sahibi oluyor. Bu nedenle de belki kadın ve gençlere yönelik işte dijital dönüşüm projeleri, teknoloji kullanımıyla ilgili projeler çok önemli. Bu alanda hem kamu kurumlarının hem özel kurumların ve STK'ların projeleri de çok önemli. Belki gençlere onu söyleyebiliriz. Yani alanı teknik alanlar olmasa da sosyal alanlar, tasarım, sanat alanlarında her alanda belki hani teknolojik yönden kendilerini güçlendirmenin daha önemli olduğu bir çağ ya da ekonomik hayat bekliyor. Onu söyleyebiliriz belki de. Evet, yavaş yavaş sorularımızın sonuna doğru yaklaşırken ben yine gençlerle devam edelim istiyorum. Çünkü üniversitemizin Instagram sayfasında biz söyleşimizi yayınlayacağız ve burada öğrencilerimiz çok yoğunlukta, ağırlıkta. Gençlere neler önerirsiniz? Yani bundan sonrası için ne yapmak lazım? Kimisi işte artık şu hayatlarında, eğitim hayatlarının 4 yıllık dönemine yeni başlayanlar var. 3 ve 4'leri artık yarı yarıya çalışma hayatının içine de girmesi gerektiği dönemde gibi düşünüyorum. O nedenle ne söyleyebiliriz gençlere? Bazen bu soru bana sorulduğunda çok büyük bir mesaj kaygısı hissediyorum ama Yaşıyorsunuz hemen silkiniyorum ondan. Bir değil dakika, hayır, bir mi? mesaj. Böyle bir şey önemli. Kendimi düşünerek söyleyeyim. Hı. Aslında o kariyerinde ya da o bu yaşa gelene kadar alevin geçirdiği evrelerde, Evet. mesela o en başında mesleğe başlarken o farkında olma hali bugün işime yarıyor. Evet. Dolayısıyla farkında olmanın inanıyorum. Bu nereye gidilir? Güzel bir geçen bir sohbette yine benzer çok kıymetli bir üniversite ziyaretinde bir kitap önerir misiniz dediler Evet. arkadaşlar orada. Ve ben Alice Harikalar Diyarında'yı Hı. önerdim. Hı. Bir sürü yönetimle ilgili, liderlikle ilgili, başarıyla ilgili çok fazla kitap yazılıyor. Ama Evet. orada bir evet aldık artık. Bugün bunu uyguluyoruz. Yarın her şey değişiyor, bir şey yok. Bizim onları gerçekleştirmek için araçları bulmamız lazım. O yüzden nereye gidileceğini bilmiyorsanız aslında hangi yoldan gittiğinizin, hangi araçla gittiğinizin bir önemi yok. Ben arkadaşlara biraz çok uzun vadeler olmak zorunda değil. Gördük ki aslında o çevik olmak hali bir Evet. kere gerekli. Adaptasyon o zaten çeviklikten geliyor. O yüzden vadeler kısa olabilir. Kısa, orta, uzun vadelerde kendilerine hedefler koysunlar. Ben bu içinde bulunduğumuz projelerde gerek sahaya, staja ya da işte masanın etrafında bir araya geldiğimiz arkadaşlara soru soruyorum. Yani kendini 2 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Nerede? nerede görmek istediğin çok önemli. Yani olur mu? Olmayabilir. İşte hayat ne kadar aslında farklı yerlere Tabii götürebilir, ki. ama sen aslında biraz daha o yolda yani nereye gideceğini biliyorsan hayat biraz daha kolay. O Evet. yüzden farkında olmak önemli. Bir işverenimle bir anekdotu anlatayım. Bu da çok Lütfen. galiba aldığım böyle en güzel referanslardan biriydi. Ki bu ileri dönemde yaklaşık 3 Evet. sene öncenin hikayesi. Bir proje için bizden bir teklif istendiğinde söylenen süre, yani projeye ait kısıtlar
çok da böyle hemen evet diyeceğim cinsten değildi. Hı-hı. O yüzden hani çok da iyi bir ilişkimiz vardı o işverenle. Daha önce bir projelerini yönetmiştik. Teşekkür ettim. Dedim ki mahcup olurum, mahcup ederim. Ama bu kısıtlarla biz yapmayalım bu işi dedik. Evet. Peki oradaki orta kademe yöneticiler sağ olsunlar çok ısrar ettiler ama gün sonunda bu ticari ilişki bir yerde ısrar bitiyor. Bir gün bir telefon aldım. Genel müdürüymüş o işletmenin ki bizim o yani genel müdür seviyesinde alınan iş değildir bizim işimiz. Yani kararı o orta kademe yöneticiler veriyor. Telefonda ilk defa tanıştık. Dedi ki sizi de reddetmişsiniz bu işe teklif vermeyi dahil olmayı. Çok üzüldüm çünkü dedi sizin için bana verilen referansa uymadı bu dedi. Hı hı. Neden dedim? Sizin için yalnız gibidir. Onun kapalı yol yoktur. Demişlerdi dedi. Şimdi bu hafif sizi de olduğu gibi gülümseten, düşündüren evet. ama hala çok hoşuma giden bir referans. Ona dedim ki aynı zamanda Gazda'da çalıştığımı söylediler mi size dedim. Çünkü ben motivasyona, bu desteğe, o birbirine inanmaya çok inanırım. İnanıyorum. O yüzden arkadaşlarım yani genç arkadaşlarım, hangi organizasyonda olursam olayım aslında o hedefe ortak olmak, o amaca ortak olmak çok kıymetli. Yani paraya ortak olunur, ürüne ortak olunur, o kurdeleyi keserken bir makasla siz tutarsınız ama orada aslında o hedefe ortak olmak büyüten, keyif evet. veren, gelen o. Orada evet. dostluklar da gelişiyor, orada beceriler de gelişiyor, orada meslek de gelişiyor. O yüzden kapalı yol, yani yol yoktu diye şikayet etmemek lazım. Bu Hı-hı. da galiba bir benim yolculuğumda dikkat etmeye çalıştığım bir şey. Bir de yani bir mühendislik temelli bir mimarlık eğitimi aldığımı düşünülürse ben sorun çözdükçe mutlu olurum. Evet. O yüzden mutluluk sorun çözmekten gelir. Sorun yaratılır. Sorun var ki mühendislikler var. Var, o yüzden STK'lar var. Evet. O yüzden evet. Mutluluk sorun çözmekten gelir. Bu hangi sektörde, nerede, ne yaptığınızdan bağımsız. O yüzden mutlu olmak için çalışmaya devam etsin arkadaşlar. Evet. Ben mutlu olmak için çalışmaya devam ediyorum. Evet, evet. Çok da güzel yapıyorsunuz. Gerçekten biz de buna inanıyoruz. Çalışmak motive ediyor. Her gün sabah bugün şu 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 işlerim var diye uyanmak kadar güzel bir şey olamaz herhalde. O nedenle yorulmak, yorgun uykunun tadı çok başkadır. Birçok şeyi halletmiş şekilde başınızı yastığa koyduğunuzda o uyku en tatlı uykudur. O nedenle şartlar ne olursa olsun mutlaka çıkış yolları vardır, mutlaka çözüm yolları vardır. Yeter ki o konu üzerine düşünebilmek ve çözüm noktasından bakabilmek. Yani sorun noktasından değil de her konuda buranın bir çözümü vardır diye bakabilmek gerekiyor herhalde. Evet. Uğraşmak lazım. Uğraşmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. 2019'daki girişimcilik haftasında olduğu gibi 2020'deki girişimcilik haftasını da sizinle birlikte tamamlamış olduk. Çok değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kagider'le birlikte yürüttüğünüz güzel projeler için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, gençler olarak, öğrencilerimiz adına, herkes, kadınlar adına çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Ben hem şahsen gerçekten sizin hem şahsınızda zaten bu meselelere nasıl yaklaştığınızı, nasıl takipçisi olduğunuzu biliyorum. Hem de kurumunuzda bu biraz evvel söylediğiniz bu fırsat eşitliği modelini de alın. Evet, ilk üniversite olmanız bizim için hem çok kıymetli hem de sizin merkezinizde bunun üzerine çalışıyor olmak. O yüzden hep beraber aslında bir sorunları iyileştireceğiz. Farkında olmayanları farkında etmek üzere sesimizi çıkaracağız. Evet. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için en azından o üniversiteli genç arkadaşlarıma ya da sadece onlarla kısıtlı değil sizin web sitenizi veya sosyal medya hesaplarınızı pek çok yaştan takipçisi Tabii olduğunu da ki. biliyorum. O yüzden herkese aslında biraz sessiz duran 10 bin kişi konuşan 10 kişiden daha doğrusu tam tersi konuşan 10 kişi sessiz duran 10 bin kişiden daha çok gürültü çıkar. O yüzden Kesinlikle. konuşmamız lazım, Kesinlikle. üretmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz davet için, vakit için.
emeğiniz için, bu soruna, meseleye verdiğiniz emek için önce size, sonra da kurumunuza çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Biz de her zaman keyifle destek olacağız, ortak olacağız, birlikte olacağız diyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıkla, sağ olun.